Bak şimdi şu görüntü karıştırın artık uygulamaya gitti. Çocukta diğer bir ilaçı var. Beyazları koyalım. Başka yoldan keseceğiz onları. Onu daha önce yapıyoruz değil mi? Önceki işi tanıyalım. Doktor öğretim üyesi İhsan Kaskoğlu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Aşçılık programında. Aşçılık programı dersleri içerisinde teorik ve pratik derslerimiz var. Bu pratik dersleri işlerken mümkün olduğunca yöresel ürünleri kullanmaya gayret ediyoruz. Zonguldak mutfak kültürüne ait olan yöresel ürünleri. Tabii ki bu dersleri işlerken, pratik dersleri işlerken, uygulamaları yaparken mümkün olduğunca sıfır atık uygulamasında göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten mutfaktaki atıkların fazla olması ülkemiz açısından büyük bir sıkıntı. Biz de bu yüzden mümkün olduğunca artan ürünlerle farklı ürünler yaparak bunları yemeklerde kullanıyoruz. Örneğin domates kabuklarından aromalar yapıyoruz. Bunları kullanıyoruz. En sonunda öğrenciler de derste mancar sarması yaparken, karalahana sarması yaparken malzeme arttı. Kara mancar arttı. Öğrenciler hocam bu mancarı ne yapalım arttı diye sordular. Benim de aklıma suşi geldi. Dedim ki gençler bunlar suşi yapsak nasıl olur acaba diye sordu. Onlar da olur hocam dediler. Birlikte hemen beyin fırtınası yaptık içerisinde hangi malzemeler olur diye. Sonra malzemeler elimizde vardı zaten. Onlarla hemen bir mancar suşi yaptık. Bu yaptığımız mancar suşiyi bir etkinlikte sunduk. Yaklaşık 500 kişiye sunduk ve çok güzel dönükler aldık. Hepsi ayrı ayrı teşekkür ettiler öğrencilerimize. O yüzden gerçekten hani yöremize ait bir ürünü farklı ülkeye ait bir ürünle birleştirip bu şekilde bir füzyon oluşturmak bizim için gurur verici oldu diyebilirim. Devrek kampüsünde başka görsel yemekler de yapıyor musunuz? Tabii yapıyoruz. Zaten bizim derslerimiz farklı çeşitli. Örneğin gıda satma teknikleri dersimiz var, yöresel mutfaklar dersimiz var, dünya mutfakları dersi var. Bunun yanında pasta ve tatlı yapım teknikleri dersi var. Unlu gıda yapım teknikleri, uygulamaları ders var. Her derste biz mümkün olduğunca yöresel ürünleri de öğrencilere öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü gittikleri yerlerde, çalıştıkları yerlerde buranın ürünlerini de menülerinde bulundursunlar. Diğer turizm elçisi görevinde bulunsunlar diye öğretmeye gayret ediyoruz açıkçası. Teşekkürler. Hiçbir şekilde zorlanmazsınız. Ocağı açmadan, ekipmanları kullanmadan sormak istediğim bir şey varsa mutlaka bana haber verin. Ben gerekeni yapacağım. İlk malzemeleri şimdi dağıttıktan sonra size bakacaksınız. Ekipman olarak ne lazım size? Burada kullanılacak ekipmanlar kısımlarına koydum. Buradan bakarsınız. Her şey tezgahınız olacak, tamam mı? Herkes benim tabağını buradan aldı. Burası yerine koydu. Yok zaman alacağım. Bir tezgah. Thank you.
Peki Mancar Sushi'yi nasıl keşfettiniz? Nasıl aklınıza geldi? Peki. Çok ön yargımız